Nazar, insanı mezara deveyi kazana sokar. Nazar değmesi haktır, yani göz değmesi doğrudur. Nazarın gerçek olduğu ayeti kerime ile sabittir. Hadisi şerifte de, nazar haktır, buyuruldu. Müslim, insana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kitaplarda, kadınlara ve çocuklara daha çok tesir ettiği yazılıdır. Bazı kimseler, bir şeye bakıp, beğendiği zaman, gözlerinden çıkan şualar zararlı olup canlı ve cansız, her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen, belki bir gün, bu şuaları ve tesirlerini anlayabilecektir. Nazarı değen kimse, hatta herkes, beğendiği bir şeyi görünce, maşallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce, maşallah deyince, nazar değmez. Nazar için kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, tarlaya kuru kafa takmak bidat değildir. Hindiye, Haniye kitabında da ekili tarlalara, kavun karpuz tarlalarının içerisine korkulup dikmekte, beis yoktur denilmektedir. Ancak şunu iyi bilmeli ki nazar boncuğu veya hayvan kafası nazarı önlemez. Nazarı önleyen Allahü Teala'dır. Bakan kimse önce bunları görünce, gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara isabet eder. Günümüzde maalesef Selefiler, Vehhabi itikadında olanlar ve onlara uyanlar ayeti kerime yazılı muska ve nazar boncuğu kullanmaya, Enbiya'nın ve Evliya'nın kabri başında onları vesile ederek dua etmeye şirk diyorlar. Diriye yardım ettiren Allahü Teala'nın ölüye yardım ettireceğine inanamıyorlar. Hadisi şerifte buyuruldu ki, nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. İbni Adi, Peygamber Efendimizin zamanında Esedoğullarından nazarı değen bir kimse var idi. 3 gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, bunun gibi bir deve hiç görmedim der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber Efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullah'ı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin, neredeyse, kafirler seni gözleriyle yıkacaklardı, mealindeki 51. ayet inmiştir. Peki, nazar değen kimse ne yapmalı? Kendisine nazar değen kimseye, Fatiha, Ayet-el Kürsi ve 4 kul kafirun, İhlas, Felak, Nas sureleri, 7'şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Bir hadisi şerifte, Fatiha ile Ayet-el Kürsi'yi okuyana, o gün nazar değmez buyuruldu. Deylemi, bir hadisi şerifte de, sabah akşam, besmele ile, 3 defa, Bismillahillezi la yedurru mesmihi şeyün fil erdi ve la fis semai ve hüvessemül alim, okuyan, büyü ve nazardan korunur, buyuruldu. İbn-i Mace, Allahü Teala cümlemizi kem gözlerden muhafaza eylesin. Amin. 12 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ahmet Demirbaş.